Hello! herkese Tonguç Akademi'den merhaba arkadaşlar. 9. sınıf Almanca 2. dönem 1. yazılıya hazırlık yapacağız birlikte ve bomba gibi sınava gireceğiz. Hazırsak bombanın pimini çekiyorum ve bom konulara geçiyorum. İkinci dönem birinci yazılı konuları bilmemiz gerekenler hemen şuradan kalemimi aldım. Die Familie, aile konusu, possessif pronomen, iyilik zamirleri, die Zahlen von 20 bis 120'den 100'e kadar sayıları Tekrar edeceğiz. Die Berufe, meslekler, adjektive, sıfatlar und Aussehen beschreiben ve dış görünüş, betimleme. Tüm bu konuları tekrar ettikten sonra sınava Bomba gibi gireceksiniz. Hazırsanız devam ediyoruz. İlk konumuz olan the family, aile konusu. Neydi aile üyelerimiz? Erkek ve kadın olarak ayrılıyordu. Erkeklerde der artikeli kullanıyorduk. Kadınlarda ise di artikeli kullanıyorduk. Ve the elten, aile ebeveyn demekti. Çekirdek aileden bahsediyorduk. İçerisinde kimler var? The fata, baba, di muta. Anne: die çocuklar, der erkek çocuk, di tohta kız çocuk, die Elten büyük aile, der büyük baba, kısaltılmış hali neydi? Opa, die muta büyük anne, anneanne ya da babaanne olarak kullanıyoruz ve kısa hali ise Oma. Digevesta, kardeşler, der Bruder erkek kardeş ya da abi anlamına geliyor, Dişvesta kız kardeş ya da abla anlamına geliyor. Peki difeventin neydi? Akrabalar. Hemen şuraya ekliyorum. Akrabalar. De onkel amca ya da dayı. De kuzin erkek kuzen. De nefe erkek yeğen. Di tante teyze ya da hala. Di kuzine kız kuzen. Ve di nişte kız yeğen yani anlamına geliyor. Peki bilsem süper olur köşemizde de sizin için biraz daha fazla kelime hazırladım ki karşınıza çıktığında işte ben bunu biliyorum. Bunu Tonguç Akademi'de izlemiştim deyip hemen kelimeler aklınıza gelsin. Das Mädchen. Genç kız ya da küçük kız da diyebiliriz. Die enkelkinde torunlar. Hem kız hem erkek torunları kapsıyor. Der Junge erkek çocuk, genç çocuk. Das Einzelkind tek çocuk yani ben tek çocuğum benim kardeşim yok the enkel erkek torun the enkelin kız torun dit zwillinge ikizler der zwilling ise tekil ikiz yani benim ikizim var derken ne kullanıyorum zwilling kullanıyorum. Evet aile konusundaki kelimelerimizi tekrar ettiysek hemen devam ediyoruz. Akuzatif ismin i hali. Akuzatifi ilk olarak habın fiiliyle kullanıyoruz. Yani habın gördüğüm yerde ben akuzatif bir cümle yapmam gerekiyor. Peki eylemi yapan özne ise ismin yalın halini kullanıyoruz. Yani Neydi yalın hal? Nominatif halini kullanıyoruz. Peki, eğer özne eylemden etkileniyorsa belirtme halini kullanıyoruz. Neydi bu belirtme hali? Akuzatif ismin i hali. Peki, yalın haldeki artikelleri ne yapıyorduk? Akuzatif yapabilmemiz için neyden yararlanıyorduk? Artikellerden yararlanıyorduk ve yalın haldeki artikelleri ismin i haline dönüştürüyorduk. Örneğin der artikeli neye dönüşüyordu? Den artikeline. Bir tek değişen der artikeliydi. Di aynı şekilde kalıyor. Das da aynı şekilde kalıyor. Öncelikle haben fiilimizin bir çekimini hatırlayalım. Ich habe du hast er sie es hat wir haben ihr habt Zihabın, zihabın. Peki habını akuzatifle kullanıldığını artık biliyoruz. Bakalım hemen şuraya. Gerçi ben buraya yazdım ama buradan daha güzel göreceksiniz. Nominatif yalın halde artikellerim neydi? Derdi, das. Peki akuzatife dönüştürmek istiyorum. Yani ismin i halini kullanmak istiyorum. Ne yapıyorum? Der, dene dönüştürüyorum. Di aynı şekilde di kalıyor. das. Aynı şekilde das kalıyor. Hemen örneklerimize bakalım. D artikelinde akuzatif bir cümle. Ich habe haben fiilini gördüm. Demek ki benim cümlem akuzatif yani ismin i haliyle oluşturulan bir cümle. Ich habe einen Bruder. Ich habe keinen Bruder. Benim bir abim var. Aynen benim bir abim yok. Keinen Bruder. Di artikeli ne dedik? Aynı şekilde kalıyor dedik. Nominatif de aynı yalın hal. akuzatifte yani ismin i halinde de aynı. Ich habe eine Schwester. Benim bir kız kardeşim var. Ich habe keine Schwester. Benim bir kız kardeşim yok. Das artikeli yine hemen buradan kontrol ediyorum. Aynı şekilde kalıyor. Yalın halde de das. Akuzatifte de, de das. Ich habe ein Kind. Benim bir çocuğum var. Ich habe Kein Kind benim bir çocuğum yok. Ne yapıyorduk olumsuz cümle yaparken? Olumlu cümlemizi alıyorduk. Örneğin Ich habe ein Kind. Ein kind, olumlu bir cümlemizin sonu. Peki olumsuz yapabilmem için belirsiz artı olan aynı artı kelime hop başına bir k ekliyorum. Bakın size cümlem olumsuz oldu mu? Oldu. Akuzatif konusunda hatırladığımıza göre ne yapıyoruz? Son sürat devam ediyoruz ve pekiştireç bölümü. Tabii ki ne kadar çok örnek çözersek o kadar iyi anlarız Almanca'daki tüm konuları. O yüzden örneklerimizle devam edelim. Örneklerimize devam etmeden önce bilsem süper olur köşemizde bir hatırlatma. Fon ve es takıları kelimeye nın nin anlamı katıyordu. Es takısını ismin sonuna getiriyorduk. Fon ise isimden önce geliyordu. Örneğin di opa fon ece. Ece'nin dedesi. Fon Ece bakın fon kelimesi isimden önce geldi. Ya da başka türlü nasıl yazabilirim? Eces opa. Ece'nin ninnin anlamı katıyordu. Ece'nin dedesi. Hastu aynı tohta. Tohta kız çocuk anlamına geliyordu. Artikelim değil. Nereden anladım? Çünkü belirsiz artikelimin sonunda e var. Hastu aynı tohta. Senin bir kız çocuğun var mı? Ya olumlu bir cümle istiyor benden. Evetle başlamış. Ya ich habe eine tohta. Evet benim bir kız çocuğum var. Eğer soru cümlemde fiille başlıyorsam. Haben sein gibi fiillerle başlıyorsam cevabıma başlarken ise evet veya hayır demeliyim. Peki wie alt ist dein Bruder senin erkek kardeşin ya da senin abin kaç yaşında ne yapıyorum senin diye sormuş. Posesif pronomun iyilik zamiri benim demem lazım. Mine burada erkekler için yani der artikeli için ne kullanıyordum? Mine kullanıyordum ya da dine kullanıyordum. Peki di artikeli için ise mine kullanıyorum. Wie alt ist dein Bruder? Mein Bruder ist 8 Jahre alt. Mein Bruder ist 8 Jahre alt. Benim kardeşim 8 yaşında erkek kardeşim. Hastu geşivesta, geşivesta ne anlama geliyordu? Kardeşler anlamına geliyordu. Hem kız kardeş, şivesta, hem erkek kardeş içinde, bruda. Peki geşivesta dediğimde senin bir kardeşin var mı? Kardeşe sahip misin diye soruyor bana. Önce olumlu bir cümle oluşturacağım. Ne yapmam lazım? Haben fiilini kullanmam lazım. Çünkü sorumun içinde de zaten bana haben fiiliyle sormuş. Ya ja, ich habe geşivesta diyebilirim. Ya da ya ja, ich habe eine Schwester. Farklı bir renk kalem alıyorum ve hemen şuraya ekliyorum. Ich habe eine Schwester ya da ein Bruder diye cevabımı söyleyebilirim. Peki olumsuz yapacağım. Nein diyeceğim. Ne demem gerekiyor? Artikel kullanmam gerekiyor ki ben olumsuz bir cümle yapabileyim. Nein, ich habe Diyelim ki kız kardeşim yok ya da soruda ne istiyor bizden? Kardeşimizin olup olmadığını öğrenmek istiyor. O zaman benim geševista kelimemin artikeli neydi? Değil. Ben ne kullanmam gerekiyor? Olumsuz yaparken, olumlu yaparken aynı. Ne yapacağım? Başına bir k harfi getireceğim. Hemen taktiğimizi uygulayalım. İş habe önce olumlu cümlemi yazıyorum. İş habe aynı geševista yazdım. Olumlu bir cümle. Ama benden olumsuz bir cümle istiyor. Ich habe ne yapıyorum? Aynı belirsiz artikelimin başına hop bir k ekliyorum. Bakın cümlem olumsuz oldu. Nein, ich habe keine Geschwister. Wer ist das? Bu kim? Diyelim ki şurada Wer ist das? Bu kim? Hemen şuraya bir ipucu ekliyorum. Tante. Neydi tante? Teyze veya Hala anlamına geliyordu ve artık elim değildi. veya estas bu kim? Bu benim teyzem diyeceğim. Bu benim teyzem. Das ist meine. Bakın hemen şuraya. Meine tante. Bu benim teyzem. Bana bu kim diye sordu. Ben de teyzemi tanıttım. Bu benim teyzem dedim. Hatta yine muta aynen burada. Senin annenin bir kardeşi var mı? Bakın aynen burada arkadaşlar dikkat ediyoruz. Cümlemiz nasıl bir cümle? Akuzatifle kurulan bir cümle. Neden? Nereden anlıyorum? Öncelikle artikelden anlıyorum. Aynen çünkü benim burudamın artikeli der. Der, der buruda. Aynen burada ve cümlemin başında da habın fiili kullanılmış. Hatta yine muta aynen buruda. Senin annenin bir erkek kardeşi var mı? Nasıl cevap vereceğim? Alıyorum. Meine Mutter hat einen Bruder. Ya da annemin erkek kardeşi benim neyim oluyor? Dayım oluyor. Başka türlü nasıl cevap verebilirim? Ich habe einen Onkel. Benim bir dayım var. Benim bir dayım var. Peki bu cevap cümlesinin sorusu nasıl olacak? Hastu aynen onkel. Hastu aynen onkel. Senin bir dayın ya da amcan var mı? Ya ja, ich habe einen onkel. Devam ediyoruz. Wie heißt dein Vater? Heißen fiili ne anlama geliyordu? Adı olmak, ismi olmak anlamına geliyordu. Kimin ismini soruyor? Senin babanın ismi nedir diye soruyor. Ne diyeceğim? Benim babamın my father hemen buradaki fiilimi alıyorum. Özneden sonra getiriyorum. Heist Tom. Benim babamın adı Tom aklıma bu isim geldi. Ben de neden o isim geldiğini şu an bilemiyorum. Hastu aynı tente. Senin bir teyzen var mı? Di tente. Aynı tente. Nein. Olumsuz bir cümle istiyor benden. O zaman ne yapacağım? Aynı belirsiz artiklerin başına hop k harfini ekliyorum. Ve cümlem olumsuz oluyor. Nein. Ich habe keine tente. Benim bir teyzem yok. Ya da benim bir halam yok. Wie alt ist deine Schwester? Deine Schwester. Schwester, kız kardeş. Artikelim neydi? Die. Wie alt? Yaşı kaç diyor senin kız kardeşinin yaşı kaç? Ne diyeceğim? Meine Schwester ist Hemen sein filmi ikinci pozisyona getiriyorum. Alt. Yarı. Alt. Benim kız kardeşim 8 yaşında. Wer ist Olga? Olga kim olsun? Oma olsun. Neydi oma? Die Oma. Gross muta, anane ya da babaanne anlamına geliyordu. Where is Olga? Olga kim? Olga is my oma. Olga benim anneannem ya da Olga benim babaannem. Evet, pekiştireçimizi yaptığımıza göre hemen hızlıca devam ediyoruz. Possessive pronomen. Neydi possessive pronounlar? İyelik zamirleri. Benim, senin, onun derken kullandığımız zamiller. Hemen hızlıca bir tablomuzu inceleyelim. Personal pronomun kişi zamirleri. 6 tane kişi zamirimiz vardı. Ich, ben, du, sen, er, o anlamına geliyordu erkekler için kullanıyoruz. Zi yine o anlamına geliyor. Kadınlar için kullanıyoruz. Es ise cansız ya da nötr varlıklar için kullanıyoruz ve yine o anlamına geliyor. Wir, bis, ia, siz Buradaki küçük s ile yazılan zi, onlar, hemen şu kenara ekliyorum. Büyük s ile yazılan zi ise bir diğer ismiyle kibar zi, yani siz anlamına geliyor. Sizli bizli hitap ettiğimiz zaman kullanıyoruz. Zingula, tekil, der. Der artikelinde ben, ich için mein, du için dein, er için sein, zi için ihr, es, tekrardan sein, wir unser i ya, o ya. küçük z için küçük i ile başlattığım i ya ve büyük s z için kibar z için ise büyük ı ile başlattığım i ya zamirini kullanıyorum. Peki der artikelini nasıl ayırt edeceğim? Nerede kullanacağım? Diyelim ki onkel artikelim ne? Der. Benim buradaki tablodaki zamirleri kullanmam gerekiyor. Çünkü artikelim der. Der onkel. singula di Diğer artikelimde ise ne yapıyorum? Aynı, aynı dediğim gibi ya da kaynı dediğim gibi benim, senin, onun derken de maine sonuna e ekliyorum. maine, daynı, zaine erkekler için olan onun, zi için kadınlar için olan iğrı, es, zaine, via, unzarı, bizim. Yine diğer artikeli olduğuna dikkat edin sonunda e var. oire, iğrı. Peki küçük s'li z için i'ye yine i'sine dikkat ediyorum. Küçük yazmaya gayret gösteriyorum. Ve büyük s'li için ise ire büyük i ile yazıyorum. Ve geçiyorum das artikeline. Tabloyu şöyle uzaktan bir bakacak olursanız das artikeli ile der artikelinin zamirleri aynı. Hiçbir farklılık yok. O yüzden bu bizim işimizi kolaylaştırıyor. Aynı şekilde di artikeli ile de plural D. Yani çoğul değil de de zamirlerim aynı. Yani benim der ve dinin zamirlerini bildiğim zaman diğer bütün zamirleri de biliyor olacağım. Ve zintas. Hemen buraya bakıyorum er. Er için ne kullanmam gerekiyor? Er ne anlama geliyordu öncelikle? O anlamına geliyordu. Üçüncü tek şahıs. Peki zamir kullanacağım. Ne demem lazım? Oma diyor. Oma, di oma. Onun anneannesi. Hemen diye geliyorum. Baktım. Zayne. O zaman diyeceğim ki bu onun ananesi. Das ist zayne oma ufuk. Alttaki örnekten devam ediyorum. Kim var? Via demiş. Via. Geliyorum. Kişi zamirin via. Ne anlama geliyordu? Biz. Kimden bahsediyor? Opa. Artık elim ne? Der opa. Hemen buradan geliyorum. Buluyorum karşılığındaki zamiri. Unza. Unze opa. Das ist unze opa hikmet. Bu bizim dedemiz hikmet. O zaman ben ne yapıyorum? Artı kelime, kelimemin artı kelime dikkat ederek zamirlerimi cümle içerisine yerleştiriyorum. Soruya dikkat edin. Wer sind das? Sind, sein fiilinin çoğul çekimi. Diyeceğim ki oma ve opa bunlar benim büyük ailem. Gross elten. Hemen ekliyorum buraya. Das ist meine Großeltern. Bunlar benim büyük ailem. Das sind meine Großeltern. Geliyorum yandaki soruya. Veya ist das? Ist sein fiilinin tekil çekimi yani benden tek tek kim olduklarını sormak istiyor. Das ist yani benden tek tek kim olduklarını öğrenmek istiyor. Das ist onkel artık elimle der onkel kimi kullanacağım, kim için diyeceğim, er için. Er ne anlama geliyordu? O anlamına geliyordu. Üçüncü tekil şahıs. Artık elim der. Hemen yan tarafa kayıyorum. Zayn. Yani demem lazım ki bu onun amcası ya da bu onun dayısı. Das ist sein Onkel. Zayn. Zi Tante. Artık kelim neydi tante? Di tante. Zi diyor yani kadından bahsediyor o anlamına gelen üçüncü tekil şahıs. Hemen yana kaydım. Iya. Ama benim artık kelim değil. O zaman bir yana daha kayıyorum. Ire. Onun. Das ist ire tante. Bu onun teyzesi. İyelik zamirlerini de tekrar ettiğimize göre son sürat devam ediyoruz ve sayılar. Sayılar çocuk oyuncu arkadaşlar mantığı anladığımızda yapabileceğimizi gördük. O yüzden şimdi hızlıca bir tekrar ederim. Detailin sayılar 20, 21, twenty. Bakın 21 derken ne yapıyorum? Araya bir und ekliyorum. Neyin arasına und ekliyorum? Sondan

20. Peki şuradan devam edip hemen mantığı daha iyi anlamaya geçelim. Dreisig 30. Yukarı geliyorum. 30'u biliyorum. 40 aklıma gelmedi. Ne yapmam gerekiyor? 40. Önce 4'ü söylüyorum. Fia. Sonra sonuna zik ekini ekliyorum. Yani fia tih. Buradaki G'yi de telaffuz ederken yarım bir şey gibi telaffuz ediyorum. Yani fiyatik demiyorum. Fiyatik. Peki dry işte. Yine burada karşımıza çıkan garip harfimiz neydi o? 2S anlamına gelen uzun kuyruklu B'miz. Dry sich. Bu bir istisna sayımız. Zik getirmiyoruz. Uzun kuyruklu B ile yazıyoruz. 40 fiyatik. 50. 50. 60 aklıma gelmedi. Ne yapıyorum? 50. Diyelim ki 50 sayısı aklıma gelmedi. Ne yapacağım? Önce 5'i düşüneceğim. 5 neydi? Fünf. Daha sonra ne yapacağım? 20'den sonraki tüm sayılarda getirdiğim bir ek vardı. Zik eki. Hemen sonunu ekliyorum. Fünftiş. 50'yi buldum. Yani 100'e kadar sayıları ezberlemek zorunda değilim. Mantığı kavradığımda sayılar benim için çocuk oyuncağı. 60'a geldim. Yine bir istisnamız var. 6 normalde ne demekti? Zex. S var bakın görüyorsunuz. 60 dediğimde ise oradaki S'miz düşüyor. 6'daki S harfi ve zeh, şeklinde ne yapıyorum? Telaffuz ediyorum. Zeh, 70'e geldim yine aynı şekilde istisna bir sayım. Çünkü 7 derken zibın diyorum. Ama 70 derken ne yapıyorum? E en harfleri düşüyor ve zip, sih. Zip, sih. 80, 80. 90, 90, 100 ya da 100 diyebilirim. Örneğin 200 diyeceğim. Ne yapacağım? Aynı yerine 2 yazacağım ve 100 yazacağım. 100. Bakın mantığı anladım. 200, 300, 400, 500 diye sayılara devam edebilirim. Önemli olan nokta unt bağlacını unutmamam. İki sayının arasına yazıyorum. Ve sayıları sondan başa doğru telaffuz ediyorum. Peki son sürat devam ediyoruz meslekler. Di berufe meslekler. Mesleklerde bir ayrım vardı. Erkekler için der artikelinini kullanıyorum. Kadınlar için ise di artikelinini kullanıyorum. Der artikelinde der Arzt doktor, die Arztin. kadın doktor. Der Polizist erkek polis, die Polizistin kadın polis dikkat etmemiz gereken nokta artikelimiz ve sonuna gelen iğne takısı gördüğümde ve artikelin diye olduğunu gördüğümde o mesleği icra edenin kadın olduğunu anlıyorum. Die pilot erkek pilot di pilotin kadın pilot. Die architect mimar erkek mimar die architectin kadın mimar. Die koch aşçı die köchin aşçı tabii ki kadın aşçı ama artık bunu söylemiyorum. Siz çünkü çok iyi öğrendiniz. Der Künstler sanatçı, die Künstlerin, kadın sanatçı. Der Ingenieur, die Ingenieurin. Şimdi bunu okurken evet telaffuz birazcık zor ama şöyle aklınızda kalacağını düşünüyorum. Hani bir yeriniz incildi. Diyelim ki bileğiniz incindi. Ne diyeceksiniz? Bileğim incindi. Ama bunu nasıl söyleyeceksiniz? inciniyor. Bileğim inciniyor. Bu örneği verdikten sonra zaten en unutmayacağınız mesleklerden bir tanesi bu olacak bence. Ne anlama geliyor? Mühendis, der Ingenieur, kadın mühendis. Der Anwalt, avukat. Die Anwältin, kadın avukat. Der Bäcker, neydi? Fırıncı, erkek fırıncı. Die Bäckerin, kadın fırıncı. Der Lehrer, erkek öğretmen. Die Lehrerin, kadın öğretmen. Der Gärtner, bahçıvan, digiyatların kadın bahçıvan. Peki mesleklerimizi biliyoruz, tekrar ettik. Ne yapmamız gerekiyor? Birine tanıştığımızda örneğin mesleğini soruyoruz. Tek ayrım sizli bizli hitap ve samimi hitap. Sizli bizli hitapta hangilerini kullanıyoruz? Was ist deine Mutter Beruf? Senin annenin, senin bakın samimi bir hitap var. Senin annenin mesleği nedir? Was ist dein Vater von Beruf? Senin babanın mesleği nedir? Was ist ihr Beruf? Artık koyduklarım resmi bir hitap. Yani sizli bizli konuştuğumuz höflichkeit, kibar konuştuğumuz bir hitap. Was ist ihr Beruf? Sizin mesleğiniz nedir? Was bist du von Beruf? Senin mesleğin nedir? Was sind Sie von Beruf? Sizin mesleğiniz nedir? Was ist dein Beruf? Senin mesleğin nedir? Yani ben sizli bizli ya da samimi bir şekilde birden fazla kalıpla karşımdaki kişinin mesleğini sorabilirim. Nasıl cevap vereceğim? Tek bir kalıp cümleyle. Ich bin, ich bin Arzt, ich bin Ärztin, ich bin Koch, ich bin Künstler, ich bin Anwalt şeklinde cevap veriyorum. Mesleklerimizi de tekrar ettiğimize göre bomba gibi devam edelim. Adjektive und aussehen beschreiben. Adjektive sıfatlar aussehen beschreiben dış görünüş betimleme. Dış görünüşü betimleyebilmemiz için bazı kelimeleri birazcık ezberlememiz gerekiyor. Peki sorumuz ne? Was sind seine Haare? Wie ist ihr Gesicht? Seine Haare derken. İyelik zamirim. Kim için kullanıyordum? Er için kullanıyordum. Di hare. O zaman ne soruyorum soruda? Onun saçları nasıl? Ve ihr gezişt. Onun yüzü nasıl? Yüz şekli nasıl? Di figura, vücut şekli. Vücut şeklini betimlerken hangi kelimeleri kullanıyoruz? Klein, küçük. Cross, büyük. Mittel cross, orta boylu. Dik, şişman. Dün, zayıf. Çlank ise yine zayıf anlamına geliyor ama daha çok böyle narin anlamına geliyor. Hani narin bir vücut şekli var. Zayıf ama narin bir vücut şekli var. Folçlank, balık etli. Birazcık etine dolgun. Peki dihare, saçlar. Saçları tarif ederken, betimlerken. Lang, uzun, kurz, kısa. Glat, düz, velih, dalgalı, lockig kıvırcık. Blond sarı. Peki açık sarı, koyu sarı diyebilmem için, hell blond hemen şuraya ekliyorum, hell blond. Koyu sarı diyebilmem için, dunkel blond demem yeterli. Brown kahverengi, schwarz siyah. Das Gesicht yüz şekli. Yüz şeklini betimlerken, oval aynı Türkçe'deki gibi kullanıyoruz. Rund yuvarlak, şmal, dar, eckig köşeli bir yüz hattı olduğunu söylüyoruz. Peki diamond ağız, klein, küçük, groß, büyük, bright, geniş bir ağız yapısı olduğunu söylüyoruz. Die Augen, blau, die Augen, gözler. Ne yapıyoruz? Göz rengini betimliyoruz. Blau, mavi, grau, gri, grün, yeşil, brown, kahverengi ve schwarz, siyah. Die Lippen, dudaklar, schmal, dar, fol, dolgun dudaklı. dinazı burun, groß, büyük, klein, küçük, spitz, sivri ve lang, uzun. Bir kişiyi dış görünüşüyle betimlerken bu kelimeleri kullanıyoruz. Yani sıfatları kullanıyoruz. Adjektive. Yani adjektive kullanıyoruz. Peki üstteki sorularımıza dönecek olursak. Wie sind seine Haare. Saçını soruyor Zeynehari onun saçı nasıl? Diyelim ki senin gözlerin nasıl diye soracağım. Nasıl oluşturmam gerekiyor sorumu? We is senin demem lazım ama artık elime dikkat ediyorum di o zaman deine Augen senin gözlerin nasıl? Evet sıfatlarımızı öğrendik. Dış görünüş betimlemek için kelimelerimizi de öğrendik. O zaman son sürat devam edelim. Ve sınavlarla neredeyse aynı olarak hazırladığımız sorulara bir bakalım. Bu hazırlık sorularıyla sınava bomba gibi gireceğiz ve istediğimiz puanı alıp çıkacağız. Birinci sorumuz. Füllen Sie die Lücken mit den aus. Ne yapıyoruz? Boşlukları doğru kelimelerle dolduruyoruz. Burada bir metnimiz var. Bizden istediğine bir kişiyi betimlemek. Saçları nasılmış? Hari blond, sarı ve kurz, kısa. Das ist mein Freund. Arkadaş. Nasıl bir arkadaş? Erkek. Cinsiyetimiz erkek. Peki, der Freund. Kız olsaydı hemen buradan bir ek bilgi. Freundin. Artık elim ne olurdu? Die Freundin. Bakın aynı mesleklerdeki gibi sonunda iğneye takısı var. Das ist mein Freund. Er heißt Tayfun. Er ist ein Meter fünfundachtzig groß büyüklüğü yani boyunun uzunluğunu söylüyoruz. Und. Ne söylemem gerekiyor? Boyunu söylediğime göre benden figür, vücut şeklini istiyor. Er ist ein Meter fünfundachtzig groß. Und figür schlank. Peki, seine Haare sind. Seine Haare, Haare, saçlarını soruyor, saçlarını betimlememizi istiyor. Seine Haare sind Blond, sarı. Und, kurz, kısa. Sein Gesicht. Neydi Gesicht? Hemen geliyorum. Yüz şekli. Oval bir yüz şekline sahipmiş. Zayn Gesicht ist oval. Seine Augenfarbe. Die Augen, gözler. Seine Augenfarbe dediğimde de Farbe, renk. Augen ne demekti? Gözler. O zaman benden göz rengini istiyor. Hell brown, açık kahverengiymiş. Seine Augenfarbe ist hell brown. Seine Nase. Nase neydi? Burun. Nasıl bir burun yapısına sahipmiş? Spitz. Sivri bir burun yapısına sahipmiş. O zaman Seine Nase ist spitz. Bakın kelimeleri bildikten sonra gerisi çocuk oyuncağı arkadaşlar. Seine Nase ist spitz und sein Mund, Mund geliyorum hemen ağız yapısı nasılmış? Klein, küçük bir ağız yapısına sahipmiş. Sein Mund ist klein. Er schwimmt gerne, yani schwimmt, yüzmeyi seviyor en çok. Er lebt in Deutschland und spricht sehr gut Englisch und Deutsch. Almanya'da yaşıyor ve ne konuşuyor? Sprechen fiili çok iyi bir şekilde İngilizce ve Almanca konuşuyor. Gelelim ikinci soruya. Antworten Sie die Fragen. Soruları cevaplayın. Wie sind Ihre Haare? Ihre derken iyilik zamirimizden kim için kullanıyorduk? Üçüncü tekil şahıs olan Sie için kullanıyorduk. Onun saçları nasıl? Ne diyeceğim? Ihre cümleye başladığım için baş harfimi büyük yazıyorum. İre, hare ve hare kelimen çoğul olduğu için aynı sorumun içerisinde olan zayn fiilinin çoğul halini kullanıyorum. Ire, hare, zint, brown und kurz. Onun saçları kahverengi ve nasıl? Kısa. Ve est ihr gezicht. Gezicht yüz şeklini soruyordu bizden. Yüz şekli demekti. Peki Yüz şekli derken tek bir yüzümüz olduğu için ne yapıyorum? Zayn fiilinin tekil çekimini kullanıyorum. Ia gezişt. Ne soruyor? Onun yüz yapısının nasıl olduğunu soruyor. O derken yine üçüncü tekil şahıs zi'den bahsediyorum. Neye göre ayarlıyorum ia veya iire olmasını? Kelimemin artikeline göre. Dihahı das gezişt. Peki cevap vereceğim. Nasıl başlatacağım? Ia gezişt ist sein fiilimin tekilini kullanıyorum. Rund. Onun yüzü yuvarlak. Yuvarlak bir yüz hattına sahip. Ve ist ihr Mund. Neydi Mund? Ağız yapısını soruyordu. Ağız demekti. Ve ist ihr Mund. Ihr Mund ist klein. Ağız yapısı küçük. Şuradan hemen farklı bir kalem alıyorum. Ve Rengarenk devam ediyorum. Sind ihre Augen brown? Onun gözleri di Augen. Di olduğu için iki tane gözümüz var. Çoğul kullanıyoruz. Yani sorumun başındaki sein fiilimin çoğul halini kullanıyorum. Sind ihre Augen brown? Onun gözleri kahverengi mi? Cümleme fiille başladığım için ne yapmam gerekiyor? Nasıl cevap vermem gerekiyor? Ya evet ya da nein, hayır şeklinde cevap vermem gerekiyor. Olumlu bir cümle yapalım. Ya ja, ihre Augen sind çoğuldan bahsediyorum. iki tane gözden bahsediyorum. Brown. Evet, onun gözleri kahverengi. Wie ist ihre Figur? Vücut şekli nasıl? Ihre Figur. Sein fiilinin tekil çekimini kullanıyorum. Ihre Figur Ist mittelgroz. Orta boylu. Orta boylu. Gözleri kahverengi. Bakın iki soruda da karşımızdaki kişinin ya da istediğimiz kişinin dış görünüşünü betimleyebiliyoruz. Evet son sürat üçüncü soruya geçelim. Schreiben die Zahlen. Sayıları yazılışıyla yazın. 99. Ne yapıyordum? Önce 9'u yazıyordum. Araya unt getiriyordum ve bağlacı ve sonra da 90 sayısını yazıyordum. Yani 9 unt 9 seç 99 37 7 önce 7 yazıyorum. 7 unt 3 seç ve 30 sayısındaki neyi unutmuyorum? İstisnayı unutmuyorum. Uzun kuyruklu B ile yazıyorum. 45. Önce 5'i yazıyorum. Fünf und 40, 45. 63. Önce 3'ü yazıyorum. Drei und sech. Sech. 63. 84. 4, und Bakın sayıların mantığını anladıktan sonra hiçbir sayı sorusunu sınavda kaçırmayacaksınız. 100. Hundert de yazabilirim. Ya da nasıl yazıyordum? Ein hundert. 15. Diyelim ki 15 aklınıza gelmedi ama 5'i biliyorsunuz. Ne yapacaksınız? Fünf yazdınız. 15'li sayılarda nasıl yazıyorduk? Sonuna sen getiriyorduk. Yani önce 5'i düşünüyorum fünf. Sonra 10'u getiriyorum aklıma 10. Birleştiriyorum yapıştır birbirine. Fünf, sen, 15. 7 neydi? Zibin, 17. Aynı şekilde ama bir istisnamız vardı. 7 derken ziben diyorduk ve sonundaki en'yi attığımızda 17 diyebiliyoruz. Nasıl diyeceğiz? Zip hemen onu getiriyorum aklıma. Zip sein. 70 derken ise yine istisna. Bakın en harflerini attık. Benim kullanmam gereken ne? Zip kökü. Zip. Peki 20'den sonra sonuna hangi eki getiriyorduk? Sik. Yani zip sik. Evet dördüncü sorumuz. Fabinin zidi. Berufsnamen mit den Aktivitäten. Hangi aktiviteler, hangi mesleklerle uygun? Der mala, boyacı ya da ressam ne yapar? Malt Bilda. Hemen yapıyorum. Resim boyar. Ressam resim boyar. Der Lehrer, Lehrer ne yapar? Unterrichten, ders anlatır. O zaman Der Lehrer unterrichtet şuyla öğrencilere ders anlatır. Hemen buraya D harfimi ekliyorum. Der Koch, aşçı, erkek aşçı. Ne pişirir? Bir şey pişirir, yemek pişirir. Spaghetti, kocht, spaghetti, kochen fiili. Ne anlama geliyordu? Pişirmek. Der Koch, kocht, spaghetti. Der Gärtner, bahçıvan. Bahçıvan ne yapar? Nerede çalışır? Wo arbeitet der Gärtner? Bahçıvan nerede çalışır? Arbeitet im Garten, bahçede çalışır. Hemen geldim harfimi ekledim. Ve son olarak beka ne anlama geliyordu? Fırıncı anlamına geliyordu. Erkek fırıncı. Der beka ne yapar? Fırında ekmek pişirir, simit pişirir. O zaman bakın fiilini kullanıyorum. Fırında bir şey piştiğinde bakın fiilini kullanıyorum. Brot und Kuchen. Ekmek ve ne pişiriyormuş? Kek pişiriyormuş. Der beka bakt Brot und Kuchen. Evet son sürat devam ediyoruz ve beşinci sorumuza geldik. Beantworten Sie die Fragen soruları cevaplayın. Hast du Ne anlama geliyordu geschwiste? Kardeşin var mı? Kardeşlerin var mı? Erkek olur, kız olur. Her ikisi de olur. Ben demek istiyorum ki benim bir erkek kardeşim var. Ne demek de erkek kardeş? Bruda. Artık el neydi? Der. Peki Hastu diyor. Habın fiili. Neyle kullanıyordum habın fiilini? Akuzatifle yani ismin i haliyle kullanıyordum. O zaman benim şöyle bir cevap vermem lazım. Ya ja, ich habe einen buruda. Çünkü akuzatifte der artikeli neye dönüşüyordu? Dene dönüşüyordu. Ve den de belirsiz olarak einen oluyordu. Ya ja, ich habe einen buruda. Bist du ein Einzelkind? Sen tek çocuk musun? Diyelim ki bunda olumsuz bir cümle yapacağız. Ne yapıyorum? Nein yazıyorum, olumsuz başlıyorum. Ich sein fiilinin çekimini. Yani cümlemde soru cümlemde sein fiilim var, du'ya göre çekimi. Benim de i'şe göre çekimini biliyor olmam lazım ki cevap verebileyim. Neydi sein fiilinin i'şe göre çekimi? Bin. Ich bin. Olumsuz yapacağım ama nasıl yapacağım? konusunda aklım birazcık karıştı. Hemen olumlu olanını yazıyorum. Ich habe ein einzelkind. Peki olumsuz istiyor benden. Unutmamalıyım. Nein dedim. Hemen şuraya bir k harfi ekliyorum ve cümlem olumsuz oldu mu? Tabii ki oldu. Wie heißt dein Großvater? Dein Großvater senin dedenin ismi nedir? Büyük babanın ismi nedir? Ne diyeceğim? Mein diyeceğim. Benim mein Großvater ya da kısa hali neydi? Opa. Mein Großvater heißt Ali. Benim büyük babamın ya da dedemin ismi Ali. Hat dein Vater eine Schwester? Senin babanın bir kız kardeşi var mı? Haben fiili ne yapıyorum? Akuzatifle kullanıldığını unutmuyorum. Ama akuzatifte tek değişen neydi? Der, dene dönüşüyordu hatta şuraya ekleyelim. Der dene dönüşüyordu. D De aynı şekilde kalıyordu. Ders artık elde aynı şekilde das olarak kalıyordu. O zaman dördüncü sorumuzda nasıl cevap vereceğiz? Mein Vater hat eine Schwester. Evet benim babamın bir kız kardeşi var. Was ist deine Mutter von Beruf? Beruf neydi? Meslekti. Kimin mesleğini soruyor? Deine Mutter. Senin annenin mesleği nedir? Nasıl cevap vereceğim? Benim annem demem lazım. Meine Mutter ist Köhin. Benim annem aşçı. Meine Mutter ist Ingenieur. Meine Mutter ist Lehrerin. Meine Mutter ist Ertin her şekilde meslekleri bildikten sonra bu tür cümlelere ne yapıyorum? Cevabımı verebiliyorum. Peki was ist dein Traumberuf? Traumberuf. Traum rüya anlamına geliyor. Bir diğer anlamı ise hayalindeki. Yani senin dein senin hayalindeki meslek nedir? Ne olmak istiyorsun? Nasıl cevap vereceğim? Dein dediğine göre mein demem lazım. Çünkü bana sormuş senin demiş. Mein Traumberuf ist Artist, benim hayalimdeki meslek doktorluk, doktor gibi. Evet son sürat altıncı sorumuza devam ediyoruz. Şaybadi Oba Begrifi, başlıkları uygun isimlerin karşısına yazın. Yani bizden bir üst başlık istiyor, bir de alt başlık istiyor içeriğini istiyor. Di elten dediğimde hemen hatırlayalım bilgilerimizi yoklayalım. Ebeveyn demekti yani çekirdek ailemizden başlıyor. Yani çekirdek ailemizden bahsediyor. The gross elten büyük ailemizden. İçerisine kimler giriyordu? Dede, anneanne ve babaanne. The geschwesta kardeşler. Der Bruder, die Schwester, die Kinder, çocuklar. Kim giriyordu? Der Sohn, die Tochter. Peki hemen buraya geliyorum. Birinci sorumda. Di tohta der azon. Benim ne yazmam lazım buraya? Çocuklar. Dikin de yazmam lazım. Bakın hemen üst başlığını buldum. Üst başlığım dikin Die Schwester und Bruder. İki kız kardeş ve erkek kardeş. Ne diyorduk? Kardeşler diyorduk. Di Geschwister. Di Geschwister. Kardeşler. Peki di gross muta yani kısa hali neydi? Oma di gross fata kısa hali opa. Üst başlık sizce nedir? Evet di gross elten. Di gross elten büyük aile. Son olarak di muta und di fata ebeveynlerimiz yani çekirdek ailemizden bahsediyoruz. Annemizden ve babamızdan. Üst başlığımız di elten. Evet son sürat. Yedinci sorumuza devam ediyoruz. Lesen Sie den Text und ergänzen Sie informasyonun, Metni oku ve yandaki bilgileri metne doldur. Peki das ist meine Tante. Yanda hangi bilgiler var? Bir kişinin dış görünüşü, ismi, yaşı, alta, yaş. Ben ne yapacağım? Metne bu kelimeleri metnin uygun yerlerine yerleştireceğim. Das ist meine Tante. Bu benim Teyzem, meine Tante heißt Lina Tottenheim. Sie ist Jahre alt dediğine göre benden ne istiyor? Alta yaşını istiyor. Kaç yaşındaymış? 42. Zwei und 40. Sie ist 2 und Yazıyla da yazabilirsiniz. Rakamla da yazabilirsiniz. She is 42 Jahre alt. Sie ist kaç boyundaymış? Boyu kaçmış? Kaç metreymiş? 1.56. Nasıl telaffuz ediyorum? z'est ist ein meta zeks und fünfzig groß. Boyunu söylerken sonuna groß kelimesini yani büyük kelimesini uzun kelimesini yerleştirmeyi unutmuyorum. Peki und boyunu söyledik. Bizden ne isteyebilir? Figua vücut şekli. Falschlang neydi? Balık etli. 1.56 boyunda ve balık etli. Fol Schlank. Devam ediyoruz. Ihre Haare sind. Haare geliyorum. Nasıl olmuş saçları? Brown und lang. Ihre Haare sind. Bakın sein fiilinin çoğulunu kullanıyorum. Çünkü saçlar tekil bir kelime değil. Ihre Haare sind. Brown und lang. Kahverengi ve uzun. Ihr Gesicht. geziş derken ne soruyor bize? Ne öğrenmek istiyor? Yüz hattını. Yüzünün nasıl olduğunu öğrenmek istiyor. Geliyorum buraya. Nasılmış? Yuvarlak bir yüz hattına sahipmiş. O zaman ne diyeceğim? Onun yüzü yuvarlak. Ihr Gesicht ist rund. Onun yüzü yuvarlak. Ihre Augen sind. Augen yine sein fiilinin çoğul halini, çoğul çekimini kullanıyorum. Çünkü Augen kelimesi çoğul bir kelime. Gözlerine renkmiş blau. Ne diyeceğim? Ihre Augen sind blau. Gözleri mavi. Nase, burun, klein. Ihre Nase ist klein diye burnunu tarif ediyorum. Und ihr Mund. Mund neydi? Ağız yapısıydı. Ist nasılmış? Breit, geniş. Ihre Nase ist klein, burnu küçük. Und ihr Mund ist breit. Sie wohnt in Hannover Wohnen, ikamet etmek, oturmak anlamına gelen fiilimiz. Sie sprechen türkisch und deutsch. Türkçe ve Almanca konuşuyor. Geçelim sekizinci sorumuza. Wie heißen die Farben auf türkisch? Hemen renklerimizi hatırlayalım. Blau bir üste kullandık. Ne anlama geliyordu? Mavi. Ben yine kalemimi değiştireyim. Birazcık daha renklenelim. Rot, kırmızı. Hellgrün. Hell dediğimde açık bir renkten bahsediyorum. Eğer dunkel deseydim, yani ana rengimin önüne dunkel kelimesini ekleseydim, koyu bir renkten bahsedecektim. Hellgrün, açık yeşil, brown, kahverengi, schwarz, siyah, gelb, sarı, weiß, beyaz. Peki diyeceğim ki, koyu sarı. Nasıl söylerim? Hop dunkel kelimemi nereye alıyorum? Sarı kelimemin önüne alıyorum. Ve diyorum ki dunkel gelp koyu sarı. Evet son iki sorumuz. Sınavdan önce son çıkış. Dokuzuncu sorumuza bakalım. Schreibe die Aussage mit von und es. İfadeleri von ve es takısı ile yazın. Neydi von ve es takısı? Aitlik bildiriyordu, sahiplik bildiriyordu. Hikmet'in ailesi, fon kullanmam gerekiyor. Yani benim önce aile kelimesini yazıyor olmam gerekiyor. Die familie, fon, hikmet. Hikmet'in ailesi. Ece'nin ve Elif'in babası ne istemiş benden? Es takısıyla yapmamı istemiş. O zaman ben ne diyeceğim? Eces und Elif's. Fata Ece'nin ve Elif'in babası. Müller'in teyzesi. Teyze ne demekti? Tente. S ile yapmamı istiyor. O zaman ne yazacağım? Müller's Tante. Peki, diğer bir değişle fonla yazmak istersem nasıl yazacağım? Di tante fon Mula. Bakın her iki türlü de yazabiliyorum arkadaşlar. Tony ve Hans'ın büyük annesi. Neydi büyük anne? Kısaca Oma diyelim. Tony ve Hans'ın büyük annesi. Fon kullanmam gerekiyor. Di Oma Fon Tony Und ve bağlacını unutmuyorum. Hans. Evet son sorumuza geçelim. Hazır mıyız? Sıkı tutunun. Son sorumuz. Ergensin Zidi. Possessiv pronomen. Hemen kalemimi tekrardan değiştiriyorum ve bu sefer turuncuyu alıyorum. Biraz daha renklenelim. Ergensiniz idi posesif pronomen. Neydi posesif pronomun? İyelik zamirleri. İyelik zamirlerini hemen böyle bilgilerimizi bir hatırlayalım. Hop bence aklınıza geldi. Familie, The familie. İh demiş bana bir ipucu vermiş. Ne demem lazım? Bu benim ailem demem lazım. O zaman das ist meine familie. Çünkü artikelim di. Du hast ein Auto. Senin bir araban var. Diyeceğim ki bu senin araban. Das ist das Auto olduğuna göre dein Auto. Bu senin araban. Bakın hemen iyilik zamirlerimi ne yaptım? Kişi zamirlerime göre yerleştirdim. Ist das Computer. Der computer. Artık elim der. Kim için söylemem gerekiyor? Er. Üçüncü tek şahıs Ne kullanıyorduk? Zayn kullanıyorduk. Peki artık elim der olduğuna göre yine aynı şekilde zayn ekliyorum. estas Zayn computer. Bu onun bilgisayarımı. Ya. Ja, das ist Sein computer. Okey. Vater heißt Thomas. İpucumuzu vermiş parantez içinde. Via. Biz. Yani ne kullanacağım? Unze ya da unzere kullanmam gerekiyor. Artık ne? Fata, der Fata. O zaman ne diyeceğim? Bizim babamızın adı Thomas. Unze Fata heißt Thomas. Son sorumuza geçelim. Name isim anlamına geliyordu. Kimin ismini soruyor? Zi onun ismi. Ne kullanacağım? Ia ya da ire kullanmam gerekiyor. Peki, der name artikelim Hemen şuraya ekliyorum der. Dername olduğuna göre ne kullanacağım? İ'ye kullanacağım. İya Name is Luisa. Evet bütün sınava hazırlık sorularımızı bitirdik. Bomba gibi hazırız. O halde ödüllü sorumuza geçelim. Was ist dein... Kamberov, senin hayalindeki meslek nedir? Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar ve size sınavda başarılar. Umarım istediğiniz puanları alacaksınız. Sınavınızın nasıl geçtiğini yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.